Merhabalar, bugün sizlerle iftarda gidebilecek güzel bir bulgur çorbası yapalım. Bunun için malzemelerimiz biraz zeytinyağı ve tereyağımız var. Biraz domates sosumuz olacak. Et suyu vardı buzluktan, onu çıkardım. Bir çay bardağı ince bulgurumuz var. Bir diş sarımsak rendeledim. Bir küçük boy soğan doğradım. Bir tane Charleston biberimiz var. Biraz da içine atmak için kuru biberimiz var. Domates salçası var, 1 yemek kaşığı. Yarım çay kaşığı karabiber, biraz da tuzumuz var. Şimdi yapmaya başlayalım. Sarımsaklarımızı kattık. Şöyle bir kokusu çıksın. Soğanlarımızı ekleyelim. 1-2 dakika soğanı kavuralım. Biraz yumuşasın. Soğanlarımız yumuşadı. Şimdi yeşil biberimizi katıyoruz. Biraz da bu kavrulsun. Ben kuru biberleri de şöyle bir yağda çeviriyorum. Daha lezzetli olsun diye. Onları da şöyle bir kavuralım. Salçamızı da alalım. Domates salçasını koyduk. Birkaç kaşık da domates sosu koyalım. Dilerseniz taze domates rendeleyip de koyabilirsiniz. Böyle dıştan kalan soslarınızı da kullanabilirsiniz. Şöyle 5 kaşık falan, 5-6 kaşık oldu. Koyduk domates sosumuzu. Karabiberimizi ekleyelim. Biraz da domates kavrulsun. Biraz tuz ekelim. Sonra bulgurumuzu da şöyle bir kavuralım. Soslarla buluşsun güzelce. İçerisine varsa tavuk suyu, et suyu, kemik suyu, hatta bulyon, onlar yoksa lezzetini artırmak için katabilirsiniz. Ben et suyu vardı, onu koyuyorum. Buzluktan çıkardım. Üzerine de suyunu göz kararı ekleyin. Çok sulu sulu cumbul cumbul olmasın ama tabii ki çorba kıvamında olsun. Birazcık da kaynar su ekliyorum ben bunun üzerine. Bulgurlar piştikçe de suyu çekecektir. Kontrollü eklemekte fayda var. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. 5-6 dakikada pişti. Zaten ince bulgur olduğu için çabuk pişer. Şimdi altını kapatıyorum. Suyu kıvamı gördüğünüz gibi böyle. Domatesler doğranınca da güzel gözüküyor içerisinde. Şöyle servis kasemizi alalım. Evet, kıvam böyle. Dilerseniz limonlu içebilirsiniz. Çok güzel. Şu kuru biber severler için de şahane, doyurucu, güzel bir bulgur çorbası denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.